Arkadaşlar Atlas çiçeğim burada. Bu fena değil. Ama şuradaki Atlas hani sürekli istiyorsunuz ya. Şuradaki Atlas çiçeğinden geçen sene o kadar çok verdim ki bakın küstü. Yani alttan geliyor ama bu sene bu çiçek açmıyor. O yüzden çok üzgünüm. Atlas çiçeği vermeyi düşünmüyorum. Şurada arttırma yapmıştım. Neyse ki onlar biraz daha iyi. Sessiz çekecektim videoyu ama çok soran olduğu için onu da belirteyim. Arkadaşlar ben yaklaşık neredeyse yani 1,5 aydır çiçeklerime bakamıyordum. Hani babamın rahatsızlığı dolayısıyla memlekete gitmiştim Trabzon'a. Ama bunlara kış boyunca sürekli uyguladığım yöntemler vardı. Zaten burayı sera bitkisine çevirmiştim. Kardan korumuştum onları. Bunlar dış mekan bitkisi, soğuğa dayanıklı ama üzerlerine kar yağmaması gerekiyor. Kış boyunca böyle kurudum. Eğer burada olsaydım bunlar daha da güzel olacaktı. Hani yine bu kadarına da şükrediyorum. Yokken yine güzel olmuş. Eşim sulamaya çalışmış. Hatta ben bunları alttan sulama yöntemi yaparak geniş bileğinin içerisine koymuştum. Çok fazla suda kaldıkları için. Bakın şu çiçeğimde susuzluktan değil bakın yanlış anlaşılmasın. Bu çok su aldığı için yaprakları böyle oldu. Aşırı derece su aldığı için sanırım köklerde böyle bir çürümeye neden olmuş. Yapraklarına yansıdı o yüzden. Ama sorun değil, hemen toparlamaya çalışıyorum onu. Çiçekleri güzel duruyor. Şimdi hani arkadaşlar yazmışlar. Biz de sizin uyguladığınız yöntemleri yapıyoruz ama bu şekilde coşmuyorlar diye. Ben kış boyunca bunları arkadaşlar hani o kırıyoruz, yumurta haşlıyoruz ya. O kabuklarını kesinlikle çöpe atmayıp hep bunların topraklarına soktum yumurta kabuklarını. Haşladığım yumurtanın sularını bakın şöyle hep böyle geldim. Bu bir kürdür. Çok faydalı bir kür. Ama bunu serin olarak yapın. Güneş altında yapmayın. Böyle haşladığım yumurtanın çok fazla su vermeyeceğim. O çok sulanmıştı. Az bir şey böyle dökerek diplerine böyle kür uyguladım bunlara. Bakın şöyle kür uyguladım. Bu şekilde bunları çiçeklenmesine yardımcı oldum her zaman. Bakın şuradan görebilirsiniz. Şunun dibindeki yumurtaları görebilirsiniz, yumurta kabuklarını. Üstünde de olsa hani onlara su döktüğümüz zaman yumurtanın şeyi, yumurtanın hani vitamini alt tarafa geçebiliyor. İlla toprağa sokmanıza gerek yok. Atlas çiçeğime de çok fazla su vermedim ama az bir şey böyle haşlanmış yumurta suyundan döküyorum. Çok az. Zaten yeterince suları olduğu için bakın şunlara da hatta şuradaki çiçeğime bu kırmızı. Bu 3 tane çiçek açmış. Aslında bütün dalları çiçekliydi. Ben gittiğim için susuz kalmış. O tomurcuklar hep kurumuş. Açmadan kurumuşlar. Dibinde de sukulent var. Şöyle bunun dibine de böyle haşlanmış yumurta suyundan hani çiçeklenmesi daha çok olsun diye veriyorum. Bakın şu acem halıları da haşlanmış yumurta suyuna bayılırlar. Bunların dipleri de hep yumurta kabuğu dolu. Gördüğünüz gibi. Bunlar güneşte açıyorlar arkadaşlar. Güneş görünce hemen açıyorlar. Güneş çekilince kapanıyorlar. O kadar güzeller ki hepsi de tomurcuk dolu. Şuradaki ceylan gözüm şöyle nasıl göstereyim? Telefonu da düşürmeyeyim. Aşağıya doğru böyle sarkıttım onu. Hep tomurcuk dolu. Bu kabukları bunun dibine dökmek istiyorum. Aslında bu saksıyı komple ceylan gözü sardunya dikmek istiyordum ama böyle olsun. Şu anda evimin önünde de böyle akasya ağaçları var. Öyle güzel koku geliyor ki onlardan. Akasya çiçeğinin kokusunu bilirsiniz. Ay aşağıya dökmeden takıklarını şöyle güzelce
alalım. Şu kenarda dökülen olmuş. Onu da alayım ki birisinin kafasına düşmesin. Bu şekilde arkadaşlar diplerine uygulamamızı yapıyoruz. Bunların üzerine de birazcık daha şey yapsınlar. Hani kopardığım yaprakları da, hani sararan yaprakları da çöpe atmıyorum. Diplerine koyuyorum gübre olsun diye. Onların üstlerine de toprakla kapatacağım. Bu şekilde doğal gübre de olmuş oluyor. Yumurta, haşlanmış yumurta suyunu çok seviyorlar. Şu kırmızı acem halısını nasıl çöpe atarlar? Beni takip edenler bilir. Bu sabah çektim bunu, görürsünüz. Kırmızı açıyor. Bendekiler pembe. Şuradaki papatyam kurumuştu ama iyi ki de şuradan artırma yapmışım. Burada çoğalmış. Görüyorsunuz şöyle. Bunun dibine de toprak eklemesi yapacağım. Bunlar da çok güzel bir şekilde açıyorlar. Arkadaşlar az önce söylemiştim. Şu atlas çiçeğimden geçen sene komşularıma vere maalesef ki asıl yaprakları böyle kurudu. Yani diplerinden çıkıyor ama bu sene çiçek veremeyecek, bana çok üzülüyorum. O yüzden atlas çiçeği veremiyorum arkadaşlar. Küsüyor. Telgraf çiçeğim güzelce açıyor burada. Yanında da teyzemden aldım. Teyzem getirdi. O da güzel mavi bir çiçek açıyormuş. Bakın burada atlasım var. Bunu da geçen yıl diktim. Hemen çiçek vermeye başladı. Dibi yumurta kabuğu dolu. Testere aloe veren burada. Bu da atlas çiçeği. Bu kırmızısı arkadaşlar. Bunu da teyzemden almıştım. Kırmızı atlas çiçeği. Yanına da pembesini diktim. Şu bakın sadece tek bir daldı. Şuraları sonradan çıktı. Şu dalları, 3 dalı sonradan çıktı. Bir de susuz kalınca daha güzel oluyor. Bunu keşfettim. Evet, böyle. Şurada da şey diktim. Bunu da teyzem verdi. Babamın mezarına diktik arkadaşlar. Babamın mezarını çiçek doldurdum. Çünkü o çiçekleri çok seviyordu. Her tarafı, bahçeyi, hastanede yatarken evin bahçesini çiçek doldur demişti bana. Evin bahçesini çiçek doldurdum. Sonra o çiçekleri alıp mezarına diktim. Mezarını doldurdum çiçeklerle. Allah'ım inşallah nurlar içerisinde, çiçekler içerisinde yatar. Çünkü kendimi bu çiçeklere bakarak rahatlatıyorum. Babam için yetiştiriyorum diyebilirim. Ondan kaldı bende çünkü bu çiçek sevgisi. Gördükçe onu hatırlıyorum. Evet arkadaşlar böyle. Bunlara baktıkça sanki babam yanıma geliyormuş gibi hissediyorum. Ceylan gözüm açıyor arkadaşlar. Şu anda az ama şu tomurcuklar, bakın şurada. Şurada tomurcukları var. Şu aralardan geliyor yine. Bunların hepsi açacak. Ve yapraktan çok çiçek görünecek. Geçen yıldan hatırlayanlar vardır belki. Bakın burada da arttırma yaptım. Şu da çok güzel. Bakar mısınız şu sardunyanın güzelliğine? Top top geliyor böyle. Kraliçem burada. O da açmaya devam ediyor. Diğerleri de bu şekilde. Bakın şu da çok güzel bir sardunya arkadaşlar. Bunu da bir komşumun kapısında buldum. O kadar böyle özel tür sardunyalar olur ya, ona benziyordu. Hemen böyle plastik bir bardağa diktim. Açınca inşallah göstereceğim. Tomurcuğu zaten tuttu zaten. Şu da, bu da arkadaşlar böyle şeye benziyor. Ceylan gözü sardunyaya benziyor ama bunun kokusu acayip güzel. İsmini unuttum. Hatırlayanlar varsa söylesin. Bakın şöyle çiçek açıyor. Mine çiçeği değil. Çok güzel bir kokusu var. İsmini unuttum. Hatırlarsam hatırlayanlar yazsın. Bakın şöyle yaprakları. Ceylan gözüne benziyor ama ceylan gözü değil. Çok güzel kokusu var. Hatırlayanlar yazsın. Ben unuttum şu anda ismini. Burada da değişik bir ceylan gözüm var. Birazdan şeye gideceğim. Çiçek serasına gideceğim. İçim darlanıyor. Şöyle bir çiçek serası var Büyük Alibeyköy'de.
belediyeye bağlı bir çiçek serası çok büyük. Oraya gidip bir bakacağım neler var. Baktıkça rahatlarım en azından. Evet arkadaşlar. Bir de ben kahve telvisi de döküyorum bunlara. Onu da söylemiştim. Evet. Bugünlük bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.